Arkadaşlar herkese selamlar. Wattman'ın ne olduğunu ne olmadığını hepimiz biliyoruz. AMD'deki bu driver sorunu ya da sistemsel hata sorunu olan Wattman, AMD ekran kartlarının tercih edilmesindeki en büyük engellerden birisi. Hangi ekran kartını alırsanız alın, sistemde herhangi bir olumsuzluk durumu olduğunda Wattman uyarısı hatası alırsınız ve oyun donar ya da Windows donar. Bilgisayarı resetlemek zorunda kalırsınız, kapatıp açmak zorunda kalırsınız. Bu sorunun spesifik bir çözümü yok. Kesin %100 bir çözümü yok diye herkes konuşuyor, herkes söylüyor. Ben de onlardan biriydim daha düne kadar. Neden derseniz AMD driver kurulumu yaptığınızda driverla beraber kurulan bu Wattman denilen GPU'nun saat hızlarını, voltaj ayarlarını, otomatik overclock ve frekans değişikliklerini kontrol eden bir yazılım aslında driver içindeki. Bu yazılıma siz de müdahale edebiliyorsunuz. Customize yapabiliyorsunuz. Kendiniz müdahale ederekten bütün ayarları, fan hızına kadar kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Wattman'ın yüklü olmadığı, sadece driver ya da minimal şekilde kurulan bu AMD Adrenalin yazılımı kesinlikle ve kesinlikle Wattman'a sebep olmuyor. Çünkü Wattman denilen olay sisteminizde olmadığı için ekran kartınız fabrika çıkış ayarlarında çalışıyor ve Wattman hatası almıyorsunuz. Bunu ben yaklaşık bir hafta 10 gündür test ediyorum. Sadece driver only install yaptığımda ya da minimal şekilde install yaptığımda hiçbir şekilde Wattman hatası almıyorum. Benim sistem özelliklerim, şuradan da size göstereyim. Yani güncel bir sistem kullanıyorum. RX 7900 XT'm var. 7600X işlemcim var, AMD 32 GB RAM'im var. Bu sistemde bile, daha sıfır toplanılan sistemde bile Wattman hatası alıyordum yaklaşık 2 aydır 3 aydır. İncelemediğim forum, yabancı siteler, bakmadığım YouTube videosu kalmadı. Ama herkes full kurulum yapıp AMD'nin ekstra yazılımları olan ReLive gibi, hani bu video kaydetme, oyun içi görüntüleri kaydetme ya da işte GPU overclock yapma, fan hızlarını ayarlama, voltajları ayarlama gibi Wattman dediğimiz tarafını da yüklüyorlardı. Sadece driver'ı yüklediğinizde, yani buradan driver only'yi seçtiğinizde ya da minimal install yapıp benim gibi minimal install yaptığınızda da birçok sistem ayarına erişebiliyorsunuz. Ekran kartındaki birçok ayara erişebiliyorsunuz. FreeSync'ten tutun Anti-Lag'e kadar hepsini kullanabiliyorsunuz ve Resizable Bar'da, yani SAM dediğimiz Resizable Bar AMD tarafındaki açık oluyor. Yani hiçbir performans kaybı yaşamıyorsunuz ve Wattman falan kesinlikle karşınıza çıkmıyor. Driver only'de eğer monitörünüzden açarsanız FreeSync'i kullanabiliyorsunuz ama diğer AMD'nin Anti-Lag gibi işte gecikme sürelerini düşüren keyboard mouse arasındaki özellikleri kullanamıyorsunuz. Minimal şekilde yüklediğinizde tüm bu özellikleri kullanıyorsunuz. Ekranda olan ya da AMD ekran kartında olan. Onun dışında sadece ve sadece full yüklediğinizde Wattman, işte video kaydetme gibi özellikler de driver içinde yükleniyor. Ve bu, onu yaptığınızda da %99 ihtimal bir gün sonra, 3 gün sonra ya da 1 saat sonra ya da 1 dakika sonra oyun oynarken bir anda bir Wattman hatasıyla karşılaşabiliyorsunuz. Ekranın kapanması, kilitlenmesi bunlara dahil. Ama ben bir haftadır test ediyorum. Driver only ve minimal install yaptığınız zaman hiçbir şekilde bu Wattman'ın yarattığı hiçbir sistem sorununa yaklaşmadım. Yaşamadım daha doğrusu. Kusura bakmayın. Hani çözüm mü? Şimdilik benim için çözüm oldu. Belki sizin için de çözüm olabilir. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Driver only ya da minimal install'ı kullanın. Eğer Wattman hatası sıkça alıyorsanız bilgisayarınızda, temiz bir Windows'un üstüne tabii ki, sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum. Bilgi olsun diye paylaştım. Bir sürü video var ama bununla ilgili bir videoya denk gelemedim. Bu da bu Wattman serilerinde YouTube üzerindeki bir ek bir bilgi olarak dursun. Hepinize iyi oyunlar arkadaşlar.